Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, size saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, depremde vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihi boyunca herhalde bu kürsüden yüzlerce milletvekili buraya gelip yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dilemiştir, öyle değil mi? Ama ne oldu arkadaşlar? Her seferinde bizim görevimiz yurttaşlarımızı Allah'tan rahmet dilemek mi, başsağlığı dilemek mi, yoksa bizim görevimiz nedir diye bir kere titreyip düşünmemiz gerekmez mi arkadaşlar? Bir kere titreyip düşünmemiz gerekmez mi? Her seferinde gel buraya Allah'tan rahmet dile, 2 yıl sonra yine yurttaşlarımız enkaz altında kalsın, sel felaketlerinde ölsün, deprem felaketlerinde ölsün. Asrın felaketi diyorsunuz. Değil. Asrın cinayeti bu, cinayeti. Felaket nedir? Beklenmeyen şeydir, öyle değil mi? Beklenmeyen bir konu olur, buna felaket diyebilirsiniz. Ama bilim insanları deprem geliyor diyor. Mersin'de deprem geliyor diye bağır bağır bağırdı. Meclis raporları deprem geliyor dedi. Hatta AFAD'ın raporunda bile çok yakında Maraş merkezli bir deprem olacak diyor. Değerli arkadaşlar, buradan siz nasıl bir felaket çıkarıyorsunuz? Buna nasıl kader planı diyorsunuz? Ya bu kader planı bir tek Türkiye'de mi işliyor? Neden demokratik ülkelerde bu kader planı işlemiyor da bilimi, aklı esas alan ülkelerde bu kader planı işlemiyor da bir tek Türkiye'de bu kader planı işliyor ve 2 yılda, 3 yılda, 5 yılda bir yurttaşlarımız enkaz altında kalıyor. 1999 depreminde ben deprem bölgesinde sabah oradaydım. Arama kurtarma faaliyetlerine katıldım. Binlerce yurttaşımızı cenazelerine gördüm. O zaman ne dedik? Bir daha asla dedik. Bu depremden ders çıkaracağız, şehirlerimizi depreme güvenli hale getireceğiz dedik. Döneme milletvekilleri burada Allah'tan rahmet dilediler. Sonra araştırma komisyonu kurdular. Tuğla kalınlığında araştırma komisyonu raporu var. O araştırma komisyonu raporunun %50'si yapılsaydı bugün yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu hayattaydı değerli arkadaşlar. Bakın size söyleyeyim. Bu anlamda bizlerin görevi Allah'tan rahmet dilemek değil, derhal gereğini yapmak. Bu gereği de nedir biliyor musunuz? Ben depremin ilk gününden beri sahadayım arkadaşlar. Ve tecrübemle insanlara dokunmaya çalıştım. Enkaz altında kurtarmaya çalıştım. İlk yardım faaliyetlerinde onların yaralarını sarmaya çalıştım. Ama oralarda en çok hissettiğim duygu neydi biliyor musunuz? Utanma duygusuydu, utanma. Ben bir muhalefet milletvekiliyim. Her yerde başım aşağı düştü. Utandım yurttaşlarımızdan. Peki siz utanıyor musunuz arkadaşlar? Bakın size söyleyeyim. Utanma duygunuz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Böyle bir noktada önce utanmanız gerekir ve yurttaşlarımızdan özür dilemeniz gerekir. Özür. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yurttaşlarımızı azarlıyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz. Dayanışma faaliyetlerini durdurmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, titreyip bir kendinize gelmenizi istiyorum. Bak, bu dünyanın hesabından korkmuyorsanız öbür dünyanın hesabından korkun. Vebali büyük bunun ama biz öbür dünyayı bırakmayacağız. Bu dünyada bunun hesabını göreceğiz. Neden? Çünkü cezasız kalan suçlar tekrarlar. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda bile aynı depremlerle ilgili görüşmeler yapılmış biliyor musunuz? Güvence altına alınmak için. Bu ülkede de yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de bunlar yapıldı meclisinde. Ama gerekleri yerine getirilmedi arkadaşlar. Bir yurttaş kamu yönetiminden ne bekler? Can güvenliğini güvence altında almasını bekler değil mi? Deprem güvenli şehirlerde, deprem güvenli evlerde yaşatmasını bekler değil mi? Ya 24 yıl geçti 1999 depreminden. Ne yaptınız arkadaşlar? Ne yaptınız? Ne yaptığınızı söyleyeyim. Rant çarkını daha hızlı döndürdünüz. Gözünüz paradan başka bir şey görmüyor. İnsan yaşamını esas almıyorsunuz, parayı esas alıyorsunuz. Rantı esas alıyorsunuz. Batsın o rant düzeniniz. Batsın o rant düzeniniz. O rant düzeninizin, rant çarkının altında çocuklarımız, bebekler, kadınlar, gençler kaldı. Yaşamlar kaldı. Hayalet şehirler kaldı. İnsanlarımızı kaybettik, şehirlerimizi kaybettik, hikayemizi kaybettik, insanlığımızı kaybettik. Şimdi bu insanlığımızı geri kazanmak için ne yapacağız değerli arkadaşlar? Ne yapacağız? Bakın imar affını getirdiniz buraya değil mi? İmar affını. O Mehmet Özasekin'in yatacak yeri yok. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin getirdi buraya imar affını.
Neymiş? Biz imarı affedeceğiz. Gelen kaynakla da şehirlerimizi de depreme güvenli hale getireceğiz. Değil mi? Nerede o Mehmet Özyazaki? Sokağa çıkabiliyor mu? İnsan içine çıkabiliyor mu? Çıkamaz. Çünkü dedik ki bu katil bir düzenlemedir arkadaşlar. Yapmayın dedik. Etmeyin dedik. Tabut evlere yurttaşlarımızı mahkum etmeyin dedik. AKP buna destek verdi değerli arkadaşlar. Maalesef HDP dışında diğer siyasi partiler de buna evet dediler. Ve seçim öncesi oyu düşündüler çünkü. Biz hayır dedik. Niçin? Çünkü biz yaşama esas alıyoruz. Öfkeli yurttaşlarımız hükümet istifa diyor değil mi? Hükümet istifa. Siz bu sesleri kısmaya çalışıyorsunuz. Ya bir demokratik ülkede böyle 50 bin kişi ölmüşken hükümet istifa demekten daha meşru ne vardır be? Demokratik bir ülkede değil 50 bin. 50 kişi ölse o ülkede ne hükümet kalır, ne bakan kalır, ne AFAD başkanı kalır. Hepsi istifa eder ve görevden alınır. Hatta Japonya'da harakiri yapıyorlar be. Biz sizden harakiri yapmanızı da beklemiyoruz. İstifa edin diyoruz. Bu işi bilen ehil insanlar görev başına gelsin, yaraları sarsın diyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çıkmış, binalar yapacağız diyor. İstanbul'a binalar yapacağız diyor. Yıllardır bakanlık bütçesinde önerge veriyoruz. Sayın Bakan diyoruz, bütçenizde kaynak yok şehirleri depreme güvenli hale getirmek için. 5 kuruş kaynak yok. Her yıl 50 milyar, 100 milyar kaynak koyalım diyoruz. Bu kaynakla da şehirlerimizi depreme güvenli hale getirelim dedik. Ne yaptı bakan? Reddetti. AKP ve MHP bu önergelerimizi reddetti. Bugüne kadar 2 trilyon liralık önerge vermişiz. O 2 trilyon lira bugünkü değerli olsaydı yüz binlerce yurttaşımızı kurtarabilirdik. 50 bin yurttaşımız ölmezdi. Şehirlerimiz depreme güvenli hale gelirdi. Ama bu önergelerimizi reddettiniz değerli arkadaşlar. Hala utanmıyor Murat Kurum. Boyun boyun gezmeye istifa etmiyor. Büyük bir vebaldir bu. Değerli arkadaşlar, bakın depremden sonra hadi şehirleri hazırlamadınız. Bir hekimden siz ne beklersiniz? Koruyucu hekimlik beklersiniz değil mi? Bir insan kanser olduktan sonra hekim yaşamış, yakalamış neye yarar? Bir insan kalp krizi geçirdikten sonra hekim onu yakalamış neye yarar? Önce yakalamasını beklersiniz. Kalbinize anjiyo yapmasını beklersiniz. İşte biz bunu yapamadık. Bunu yapamadığımız gibi afet planını da devreye sokamadık. Niye? Çünkü afet planı yoktu bu iktidarın be, yoktu. Bir afet planı yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu. 48 saat, 72 saat insanlar enkaz altında inim inim inlediler. Arkadaşlar, ben deprem kurtarma konusunda uzmanım. İlk 12 saat içinde enkaz altındakilerin %90'ı ölür. Geri kalanlar mucizedir. Bir kişi, üç kişi mucizede kurtuldu. 10 binler öldü. Afet planı olsaydı yurttaşlarımız kurtarılabilirdi. Ama afet planınız yoktu. Çadırlar nereye gideceği belli değildi. Hatta çadırlar da yoktu. Çünkü çalmışsınız. Yemişsiniz. Çadır paralarını yemişsiniz. Yetmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi bir şirket gibi yönetmek istiyorum dedi değil mi? Öyle demedi mi tekrar adam rejimle geçerken? Şirket gibi yöneteceğim dedi. Ama dedik ki devlette şirket gibi yönetmek olmaz. Şirketlerde kar esastır. Devlette kamu yararı, yurttaş yararı esastır dedik. Dinlemedi. Kızılay Başkanı bundan ne anlamış? Şirket gibi yönetecek ya. Kar esas. 5 bin liraya çadırı mal ettim. 3 gün bekletirsem 25 bin liraya kadar çıkar diye düşünmüş o alçak. Açıkça söylüyorum, bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük alçaklıklardan birisidir. 3 gün o çadırları bekletmek alçaklıktır. Ya Adıyaman'da -15 derecede titredi yurttaşlarımız ya. Nerede Adıyaman milletvekilleri? -15 derecede titredi yurttaşlarımız Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da. Ve o alçak 3 gün o çadırları bekletiyor. 5 binlik çadırı 25 bin liraya satarım diye. Bu alçaklığın şahikasıdır arkadaşlar. Ve hala utanmadan o kişi görevde duruyor. Ve hala Cumhurbaşkanı o kişiyi görevden almıyor. Böyle bir şeyin siz nasıl kabul ediyorsunuz? Nasıl vicdanlarınıza sığdırıyorsunuz değerli arkadaşlar? Ve bunu unutmayın. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Niçin hesabını soracağız? Bir daha olmasın diye.
Arkadaşlar yaraları sarmalıyız diyoruz değil mi? Nasıl saracağız bu yaraları? Nasıl saracağız? Önce çadırı yurttaşlarımızı enkaz altından kurtaramadık. Çadırlarını kuramadık. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bak ne oldu mu? Ben Malatyalıyım ya. Malatya'da arkadaşlarımız yeniden enkaz altında kaldı dün. Niye? Eşyalarını kurtarmak için. Hatay'da enkaz altında kaldı. Şunu diyemiyor musunuz be vicdansızlar? Eşyanız, malınız, mülkünüz bizim güvencemizde. O ağır hasarlı evlere girmeyin diyemiyor musunuz be? Bunu niçin diyemiyoruz arkadaşlar? Yurttaşlar enkaz altından bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi kurtarmak için ağır hasarlı binalara giriyorlar. Utanmıyor musunuz be? Ben utanıyorum. Niye sokuyorsunuz o yurttaşlarımızı o evlere? Bırakın girmesinler. Deyin ki o eşyanız bizim güvencemizde. Biz size sağlayacağız deyin. Niye diyemiyorsunuz arkadaşlar? Bak artçı depremler oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yöntemine bütün müteahhitleri toplamış. Sen 5000 ev yapacaksın, sen 20000 ev yapacaksın diyor. Niye? Güç gösterisi yapacak. Seçim öncesi güç gösterisi yapacak. Bak ben inşaattan da anlarım. Artçı deprem olurken inşaat yapılmaz. Niye? Beton sallanır ve o betonun özelliği gider. Artçı depremler 3. aydan sonra hafifler. Yani temeller ancak 3. aydan sonra atılma olasılığı doğar. Jeolojik araştırmalar yapmalıyız. Bir daha yurttaşlarımız deprem altında kalmasın diye jeolojik araştırmalar yapıp artçı depremlerden sonra binaları başlatmamız lazım. Ama gün var mı? Yok. Mayıs'ta seçim yapacağım. Mart'ta temel atmam lazım. Niye? Güç gösterisi yapacağım. Yapmayın arkadaşlar. Bu rant çarkı yurttaşlarımızı öldürdü. Şimdi yapmamız gereken bir üst kurul kurmak. Yani TUMOP gibi Mimar Mühendisler Odası, Şehir Planlamacıları Odası gibi sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerini bir araya getirmeliyiz. Ve şehir nereye yapılır? Nasıl yapılır? Kültürüyle, tarihiyle nasıl barışık hale gelir? Birlikte planlamamız lazım. Yerel yönetimlerle birlikte planlamamız lazım. Ama merkezden Sayın Cumhurbaşkanı ferman yazıyor. Bunları kabul etmeyin değerli arkadaşlar. Başka o hali ilan etti değil mi? Meclisi kapattı. 3 hafta ekonomik ve sosyal tedbirler için o hal ilan etti. Değil mi? Ne tedbir aldı biliyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı arkadaşlar? Depremde işsiz kalan yurttaşlarımıza aylık 3972 TL vermeyi reva gördü. Bu vicdansızlığa meclis sessiz mi kalacak arkadaşlar? Aylık 3972 lira. Ne oldu? O yurttaş Mersin'e göç etti. Git Mersin'e Rıdvan Turan söylesin. 10 bin liranın altında ev var mı? Yok. Evine eşya koyacak. Ne yapıyor? Yıkık binasına gitmeye çalışıyor. O yurttaşlarımıza 3972 lirayı reva görüyor Cumhurbaşkanı. Meclis ne yapacak arkadaşlar meclis? İşte depremde yaraları saracak. Yasaları çıkarmak zorundayız. Değerli arkadaşlar çünkü bunlar bizlerin sorumluluğu. Bunlar bizim yurttaşlarımız. Bakın size söyleyeyim. Bütün kamu kaynaklarını seferber etmeliyiz. Ama bu noktada tercihler değişmeli. O lüks Mercedes'lerinizden vazgeçeceksiniz. Saraylarınızdan vazgeçeceksiniz. Kamu kaynaklarının yandaşlarınıza aktarmaktan vazgeçeceksiniz. Kamu kaynaklarını savaş politikalarına, aşırı güvenlikçi politikalara aktarmaktan vazgeçeceksiniz. Böyle en az 1 trilyon liralık tasarruf elde ederiz. Bu 1 trilyon lirayla depremzedenin yarasını sarabiliriz. Ama yetmez. 1 trilyon daha lazım. Ülkemizi deprem güvenli bir ülke yapmak için 1 trilyon daha lazım kısa vadede. İstanbul'u, Bingöl'ü, Hakkari'yi yeni depreme hazırlamalıyız. Bunun için de bir deprem bütçesi yapmalıyız. Bak meclis 3 hafta kapalı kaldı. Belki 3 hafta sonra kapanacak. Hepinize önerim bir deprem bütçesi yapalım arkadaşlar. Bütçeden israfa giden kaynakları keselim ve yurttaşlarımızın yarasını saralım. Şehirlerimizi depreme güvenli şehirler haline getirelim. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı kira desteği olarak 3000 lira verecekmiş. Allah Allah ya. 3000 liraya kulübe var mı memlekette ya? Kulübe var mı? Kulübe. Buna bu meclis sessiz mi kalacak? Saraydaki halktan kopmuş, halkın halini bilmiyor. Peki milletin vekilleri de mi halkın halini anlamıyor arkadaşlar? Bakın enkaz altında kalan yurttaşın güvenidir, bunu unutmayın. Enkaz altında kalan güvendir. Bu güveni tekrar yerine getirmeliyiz.
Yaşam hakkını esas alacak şekilde güvenilir şehirler yapmalıyız değerli arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar. EYT'yi çıkarıyoruz değil mi? EYT yasası bu. EYT'liler uzun bir mücadele verdiler. Ve uzun mücadele sonucunda bugün başarıya ulaşacaklar ama buruk bir başarı. Niye biliyor musunuz? Adıyaman'da bir baba, bir de diyeyim 75-80 yaşında evladı enkaz altında bekliyordu. Ve sonra ölü olarak çıkarıldı. Dedi ki evladım EYT yasasını göremeden öldü dedi. Bunu bu kulaklar duydu arkadaşlar. Binlerce EYT'li enkaz altında kaldı. EYT'liler de buruk bir şekilde sevinecekler. Hatta sevinemeyecekler. Niye? Binlerce EYT'li de bu depremde hayatını kaybetti değerli arkadaşlar. Çok ironik bir şey daha söyleyeceğim. Deprem 6 Şubat 2023 tarihinde oldu değil mi? 22 gün önce. 22 gün sonra biz yasayı görüşüyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminden tam 22 gün sonra da meclis bu emeklilikte, mezarlıkta emeklilik yasasını görüşmüştü. Yani 17 Ağustos depreminden 22 gün sonra aynı bugün olduğu gibi 8 Eylül 1999'da EYT çıkmıştı. Yani yurttaşlarımız EYT'li olmuştu. Bir deprem felaketinden bir deprem felaketine geldik. Mahvettiğimiz mezarda emekli ettiğimiz yurttaşlarımızın yarasını sarmaya çalışıyoruz. Peki size sorarım. Şimdi deseniz ki bugün yurttaşlarımıza ilgili bir düzenleme. Bugün başvurmak zorunda Maraşlı, Hataylı, Adıyamanlı ne olur? Başvurabilir mi yurttaşımız? Siz söyleyin başvurabilir mi? Evi yıkılmış, çadırda kalmış. O günlere gidelim. O gün Kocaeli'nde, Sakarya'da, İstanbul'da olan yurttaşlarımıza da diyorsunuz ki o gün başvurmadın sen, işe girişini yapmadın, ben seni EYT'li saymıyorum diyorsunuz. Bunun için komisyonda dedik ki gelin dedik en azından 17 Ağustos 1999 depremi nedeniyle bu işin miladını 31 Aralık 1999 yapalım dedik. AKP ve MHP bunu reddetti. Bütün EYT'lilere şikayet ediyorum değerli arkadaşlar. Başka neye şikayet ediyorum? EYT'lilerin talebi neydi? 8 Eylül 1999 tarihinde öncesindeki kazanılmış hakkımız neyse onu istiyoruz dediler. Neydi kazanılmış hak? Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5000 prim ödeme gün sayısı. Şimdi bu yasayla ne oluyor? 5975 güne kadar prim ödeme gün sayısı oluyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar emeklilikte prime takılan hale geliyor değerli arkadaşlar. Bunu düzelmesi için AKP ve MHP'ye önerdik. AKP ve MHP bunu reddetti. EYT'lilere şikayet ediyorum. Prime takılan hale geliyor değerli arkadaşlar. Bunu düzelmesi için AKP ve MHP'ye önerdik. AKP ve MHP bunu reddetti. EYT'lilere şikayet ediyorum. Başka neye şikayet ediyorum? Stajyer ve çırakların işe girişlerini işe giriş olarak saymıyor bu düzenleme. MHP'nin seçim bildirgesinde olmasına rağmen bu, ki MHP'nin seçim bildirgesinde var, biz önergemizi verdik, stajyer ve çırakların işe giriş sayılsın dedik, o tarihe esas alınsın dedik. AKP ve MHP bunu yine reddetti. EYT'lilere bunu da şikayet ediyorum değerli arkadaşlar. Başka neyi söyledik? 8 Eylül 99 öncesi 3600 günle kısmi emeklilik hakkı vardı. Bunu da önerge verdik. AKP ve MHP bunu da reddetti. Bakın size söylüyorum. Bunu AKP ve MHP yapmadı ya değerli yeterliler. 3 vakte kadar seçim olacak. Ama 2 ay ama 3 ay sonra seçim olacak. Biz bu iktidarı değiştireceğiz ve stajyer ve çırakların işe girişini esas alacağız. 5000 prim gün ödeme sayısına düşeceğiz ve 3600 kısmi prim ödeme gün sayısıyla kısmi emekliliği sağlayacağız ve ilk giriş tarihini de 31 Aralık 1999 yapacağız deprem gerekçesiyle. Size söyleyeyim, aynı şeyi benim söylediğim şeyleri Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de söylemişti. Ama Sayın Vedat Bilgin hala bugüne kadar istifa etmedi. 8 Eylül 1999 öncesi şartlar neyse o dedi. Maalesef memleketimizde istifa etmek, istifa gibi onurlu bir müesseseyi kullanan kimse yok. Ne telefonları çalıştırmayan deprem bölgelerinde Adil Kara İsmailoğlu istifa etti. Ne depremzedeye elektrik sağlayamayan Fatih Bey Enerji Bakanı istifa etti.
ne de AFAD'ı batıran Süleyman Soylu istifa etti. Elbette EYT ile ilgili talebini ortaya koyup bunun arkasında duramayan Çalışma Bakanı da istifa etmeyecek değerli arkadaşlar. Tamamlayalım lütfen. Değerli arkadaşlar, ben son olarak yeniden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ama yeniden çağrı yapıyorum tüm meclise. Bakın meclisin son haftalarındayız. Hepimiz şapkayı önümüze koyup bir daha böyle afetlerin yaşanmayacağı düzenlemeler yapmalıyız. Ve yaraları hep beraber sarmalıyız. OHAL düzenlemesiyle sarayın vicdanına bu işi bırakırsanız saray bu işi böyle batırdığı gibi yeniden batırır. Hiç kimse unutmasın. 1 milyon konutu 1 trilyon lira kaynak olmadan kimse yapamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nda böyle bir kaynağı yok. Aynı İzmir depreminde olduğu gibi yurttaşlarımıza vaatte bulunuyor. Ama bu vaadin yerine gelebilmesi için bir, akla ihtiyaç var, bilime ihtiyaç var. İki, kaynağa ihtiyaç var. Bu açıdan hepimizin kamu kaynaklarını deprem yaralarına sarmak için seferber etmeye çağırıyorum. Saygılar sunarım.